Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik hisse analizini paylaşıyorum. Günlük grafikteyiz. Dolar bazlı grafik, lineer ölçek. Çalışmaya başlayalım. Dolar bazlı grafikle başlama sebebim aslında önemli bir data. Burada tabii ki sizin de dikkatinizi çekiyor. Grafik üzerinde çok net bir şekilde görülen taban bandı. Şimdi birlikte belirleyeceğimiz band olsun ve bu bandın aşağı kırılma hali tabii ki Ereğli'de çok büyük bozulmalara sebep olacak. Bölge şu anki fiyata çok yakın değil. Yani direkt olarak TL bazlı gibi düşünmeyin. Oraya bir günde 2 günde gelmeyecektir. Ancak aklımızda her zaman tutmalıyız. 1.47 ile aşağıda da 1.35 dolar arasındaki bu band. Bandı kaybetmediğimiz sürece Ereğli aslında yukarıda da dikkat ediyorsanız eğer bir band var şu şekilde bir belirlemeye çalışalım. 53 lira ekstrem orayı hiç almıyorum bile. 53 lira zirvesiydi orası. Şimdi bu aralıkta bulunan bandın devam ettiğini görüyoruz. Peki bu band neden sonra oluşmuş? Yine çok dikkat edelim. Taban bölgede oluşan bir toplama dönemi ve sonrasında kırılımla birlikte bir basamak atlanmış. Şimdi TL bazlı grafiğe tekrar döndüğümde bizim normal teknik analiz dinamiğimize geçelim ve lineer regresyonlarla işe başlayalım. Günlük grafikte Ereğli'de TL bazlı aşağı yönlü 22 günlük bir regresyon görüyorsunuz. Bu en kısa vadedeki fiyat hareket regresyonu ve bu kanal aşağı eğimli olduğu sürece kısa vadede Ereğli'nin gidip yakın dönem tepe bölgelerini aşmasını beklemek hata olacaktır. Buradaki yakın dönem tepeler 48-40 bölgesi ve ayrıca 46-50 bölgeleri. Şimdi o zaman Ereğli'nin en kısa vadede bu kanalın üzerine atması ve bu düşen yapıyı bozması gerekiyor. 2. Yakın dönem tepeler 46-48 ve 48-46 seviyelerini, bunlar da simetrik olmuş, seviyelerini aşıp üzerine yerleşmesi gerekiyor. Ondan sonra artık bu pin bıraktığı ünlü bölgeye doğru hareketlenmeden bahsetmek makul olacak. Bir taraftan da bakıldığında şimdi sadece olay tabii 22 günlük regresyon meselesi değil. Biz orta vadeliye döndüğümüzde şimdi göreceksiniz 89 gündür devam eden orta vadeli bir yükseliş kanalı dahilinde gidiyoruz. Yani bu bölgeden başlayarak dip seviyeden başlayarak devam ettirdiğimiz yükselişin aslında dinamiği bu kanal. Ve bu kanal yapısı bozulmadığı sürece Ereğli orta vadeli kanal anlamında yükselişine devam ediyor şeklinde düşüneceğiz. Yarın için çok kuvvetle muhtemel buradaki kanal dip bölgesini test etme ihtimali var. 43-22 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanış olursa Ereğli bu kanalı bozar mı? Değerli katılımcılar, böyle bir günlük altında kapatmak, 2 günlük üstünde kapatmak meselesi değildir. Bu yapının bozulması gerekiyor ve bu yapının bozulabilmesi için gereken şartı anlatayım. Kanal aşağı yönlü olarak evet altında kapanışlar yapmaya başlarız. Üstüne çıkma çabası başarısız olur ve sonrasında tekrar kafayı aşağı büker ve yakın dönem dip seviyesi aşağı yönlü kırıldığında iş bozuldu demektir. Bu bölgede bir tepe görünümü oluşur ve aşağı yönlü olarak Ereğli görmüş olduğunuz bu 22 günlük dinamiği az önce anlattığım daha da uzatarak belki de kısa vadeli bir düşüş trendine döner.
Bu olabilir ama bunun için gerekli şart ekrana çizdiğim gibi bir modelin oluşmasıyla söylenebilir. Yoksa bir gün altında kapattı, batsın bu ereğli, bitsin bu dünya değil. Yani o kadar çabuk hükmetmemek gerekiyor teknik analiz tarafında. Peki o zaman bizim için önemli bir bölge daha ortaya çıktı tabii. Taban bölgesi, yani şu en yakın dönemde görmüş olduğumuz dip seviyenin şekildeki gibi destek oluşturduğu bant. Şimdi bu bant, değerli yatırımcılar, aşağı yönlü kırılırsa eğer, evet, orada durum gerçekten de biraz daha bize zaman kaybettirici hale döner ve buradaki fiyat hareket dinamiği de belki de bu şekilde aşağı yönlü bir testere yapısına dönüşür. Bu bir düşüş trend dinamiğidir. O kadar çabuk oraya geçer mi? Bunların yorumu, tahmin etmeye çalışmak tamamıyla hatayı beraberinde getirir. Gözlemleyeceksiniz ve somut veriyle hareket edeceksiniz değerli yatırımcılar. Yani ekranda teyit olmuş bir veri görülmeden aksiyon almak her zaman kaybetme riskinizi arttırır. Yani belki evet fiyat tarafında daha uygun, daha makul fiyatlar yakalamanıza sebep olabilir ama bu risk almaya değmez. Yukarı giderken oluşturmuş olduğumuz bu testere yapısının bir benzerini aşağı yönlü de pekala yapabilir. Her zaman aklınızda olsun. Olayı hep çift taraflı düşünmek ve hem pozitif hem de negatif yönde plan sahibi olmanız gerekiyor. Yoksa ezbere, yok ereğli kesin buradan döner, kesin şuraya gider, hedefi budur, dibi şudur gibi yaklaşımlarla işler çok da rasyonel yürümez borsada. Benim naçizane görüşüm, paylaşmak istedim. Şimdi analize geri dönelim. Bu 89 günlük mavi renkli kanalı anladık ve uzun vadeli kanala geçelim. Uzun vadeli kanalda ereğlinin şimdi göreceğini siyah renkli 144 günlük regresyonunu görüyorsunuz. Standart sapmalarıyla beraber konduğunda burası bir kanala dönüşüyor ve 144 günlük bu kanalın eğiminin pozitif olduğunu, yani yukarı yönlü olduğunu siz de fark ettiniz. Bu kanalın önemi şu: ereğli uzun vadeli bakışta bu kanal dahilindeki dalgalanmalarına devam ederek yukarı yönlü bir uzun vadeli trend çizer. Önemli olan işte bu ana dalgaların anlaşılarak bunlara göre planlamaların yapılmasıdır. Her ne şekilde oluşacaksa, çok sert gelmiş, tepki olmuş, şimdi tekrar aşağı. Tabii ki bu yapı bir tepe, altta A, B ve C'ye doğru da gidebilir. Çok makul. C dibi buradaki A dibinin altında oluşur. Yani 3 dalgalı bir düzeltme hareketinden bahsediyorum. Peki bu model neyin düzeltmesi? Değerli katılımcılar, Ereğli bakın az buz değil. 15 Mayıs'tan itibaren başlayarak devam ettirip bu ana kanal içerisindeki yükseliş hareketinin pike vurduğu yerle yaptığı kar marjı %75. Şimdi bu marj az değil. 79 işlem gününde %75 prim yapmış hisse. Ve dolayısıyla bu hareketten sonra tabii ki bir düzeltme dalgası gelmesi de çok normaldir. Bu olayın düşüşe geçtiğimizi söyletebilmesi için bana buradaki ABC düzeltmesinden sonra da tekrar bir düşüş formasyonu oluşturmasıyla olur. Aksi takdirde %75'lik yükselişten sonra tepeden itibaren aşağı yönlü 3 dalga ABC modelini, düzeltme modelini yapmış olsa bile bana getireceği düşüş %18. Bakın, %18'lik düşüş az mıdır? Değerli katılımcılar, nominal olarak bakıldığında az değildir ama %75'lik primden sonra gelecek olan bir %18'lik düşüşte biraz normal karşılanmalıdır. Ne olacaktı? %75'ten sonra %3-5 düzeltip yoluna devam mı edecekti? Ya da bu olay sonsuza kadar böyle mi sürecekti? Hayır. Şimdi mesele neye dönüşüyor? Bu %75 primden sonra biz ana kanal dahilindeki her türlü düzeltme, kar satışı,
veya düşüş dalgasına bile gerçekten normal gözüyle bakmalıyız. Bizim için önemli olan bu 144 günlük kanal yapısının bozulmamasıdır. Yani C noktası olsun varsın bu kanalın alt sınır seviyesine kadar gelmiş olsun. Diyelim ki 39-60. Kağıt zaten şu an 43-62. 39-60 bölgesine kadar gerileme durumunda olan bir ereğlinin halen daha ana kanal içinde kaldığını fark edersiniz. Yani hareket şu şekilde olsa bile buyurun olduğu yer işte 40 lira bölgesi. Ne oldu? Kanalın alt sınırına geldik. Bu dünyanın sonu mu? Hayır. Tabii ki buradan tekrar toparlayarak aynı buradaki gibi bir yükseliş dalgasını bu bölgede oluşturması mümkündür. Diyorum ya, yeter ki bu kanal yapısı, eğimi, açısı bozulmasın. İşler nerede sarpa sarar sorusunun cevabını dolar bazında analizin başında söyledim zaten. Şimdi gidip de burada TL bazında da mevcut dipleri aşağı zorlamaya başlayan ereğli hava bozdu demektir. Bunu siz de net olarak görüyorsunuz. Bu seviyelerde yaklaşık 29 lira ile 25 lira bölgesidir. Ama oraya gelir mi gelmez mi, 29 diyor 25 diyor gibi düşünmeyin. Burada siz her zaman için aşağıda yukarıda referans seviyelerinizi bilmek durumundasınız. Bu sizin için faydalı bir şey. Veri ekranda, çünkü bu veriyi bilmek ve gerçekten de akılda tutmak gerekir. Yukarısı da öyle değerli yatırımcılar. Yani yukarıda da bir bant çizdim, hatırlayacaksınız. Bu seviyelerin hepsi önemli. Yukarı gidiş için burada kısa vadeli bir hareket dalgası oluşturması için bile gereken seviyeleri de anlattım. Kanalın üst sınırında görüyorsunuz zaten. Yani nereye kadar gidilebileceği de belli. 52 liralar seviyesi burası. Az mı? Değil tabii. İyi marj. Evet, gelelim EMA'lara. EMA'lar bana ne anlatıyor? Yapı bozuluyor mu? Bakın, fiyatın bir anlam ifade etmesi için lineer regresyonlar ya da EMA'lar tarafında bir değişime, bir kırılıma ya da yapı değişikliğine sebep olması gerekir. Yoksa fiyat bugün %2,5 düşer, yarın %3 yükselir. Bu günlük hareketler sadece ana dalgalar içerisindeki kırıntı şeklinde göreceğiniz hareketlerdir. O kadar. Bunların hepsi asıl ana dalgayı oluşturur. Buradaki yükseliş trendi, işte hisse cuma günü %3 düştü, perşembe günü %5 çıktı diye oluşmuyor. Hepsi birden birlikte değerlendirildiğinde bir trend ya da bir dalga ortaya çıkıyor. Onun için mikro anlamda bakarak işte şuradaki harekete, bu hareketlere odaklanmak yerine olayın tamamına odaklanmaya çalışırsanız o zaman daha isabetli ve gerçekten de daha doğru değerlendirmeler yaparsınız. Benim yine kişisel görüşüm paylaştım. Şimdi gelelim EMA'lar tarafına. Buradaki inanılmaz sert geri çekilmeyi daha önceki analizlerde anlattım. Bakın EMA 89'a kadar gelmiş, Türk Hava Yolları gibi. Ki Türk Hava Yolları'ndan daha sert aşağı gelmiş. EMA 89'da durmuş. Sonra toparlama eğilimi, güzel mumlar, 3 tane çok iyi mum var burada. Bu değil belki, bu zaten dip mumu. Bakın şu 2 mum gerçekten çok iyi performans. Bir tanesi burada %3,69, diğeri 7,02'lik, 2 günde %10 üzerinde bir yükselişe işaret ediyor. Bu 2 mum aslında EMA'larla birlikte değerlendirildiğinde hissenin aşağı yönlü kırmış olduğu, çatır çutur geçtiği EMA'ları 2 günde üzerine atmak suretiyle aştığını gösteriyor. Bu çok önemli bir hareket. Ancak bölgede bakın, burada şu mum işi rezil ediyor, 3,54 kesinlikle rezil ediyor. Diyeceksiniz ki 2 günde %10'un üstünde düşmüş, çıkmış. %3,54 de düşer. Düşer ama ondan sonra kendine gelemiyor işte. Ne oldu? Buradan bir kavislenme ihtimali ve bizim burada bir Adam Eve oluşturma ihtimalimiz bugün itibarıyla aslında rafa kalktı. Artık burada bir Adam Eve oluşumundan bahsedemeyeceğimiz belli oldu. Bunun sebebi de bugünkü mum. %2,46'lık bu mum EMA'ların üzerinde tutunma çabasıyla geçen, bakın
işlem günlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 işlem gününden beri emaların üzerindeki tutunma çabasını bitirdi. Ve 3 emayı birden aşağı kıran mum şeklinde ekranda. Şimdi nereye kadar düştük bugün? EMA 34. EMA 34 kimdir? Bu siyah çizgi. EMA 34 43.58 seviyesinde bulunuyor. Yarın da aynı yerde bulunacak. Ben yarın için buraya puntoyu basayım. Şimdi 43.58'in altındaki bir kapanış dünyanın sonu değildir. Ancak EMA 55'i potaya sokar. EMA 55'e kadar tekrar gerilerse ondan sonra işler kritik olur. Niye? Zaten bir öncekinde EMA 89'a kadar geldik. Durumu iyi toparladık. Şimdi bir daha yine EMA 34 kırılıp EMA 55 bölgelerinde vesaire de sürünme hali görülürse gerçekten biraz iç gıcıklayıcı olur. Artı kısa vadeli EMA'ların yani yavaş yavaş EMA 34'e doğru akmaya başladığını görürüz. Aşağı yönlü kesişmeler başlar ve bunlar da zayıflık ve satış baskısını arttırır. Bakın örnek burada. Farklı bir yer anlatmıyorum. Aynı durumu burada da yaşarsak şu şekilde işte gerçekten de bir daha toparlayıp tekrar kalkıp EMA'ların üzerinde tutun vesaire işleri güçleşir. Bu önemli bir değerlendirme. Bu şekilde bakarsanız o zaman bizim yine nefes alabilmemiz için gereken şey buradaki EMA'ları kırdığımız yer var ya şu zon yani EMA 8, 13, 21 bölgesinin üzerinde kapanış yapmaya başlamaktır. O bize nefes aldırır. Peki o zaman orayı belirleyelim. Yani düşüş olmayacağını düşündürür. Bu şekilde bakabilirsiniz. EMA 21 yarın itibarıyla biraz aşağıda kalacaktır. 43.98 ile EMA 8 de aşağıda olacak. Şu şekilde işte buradaki dar bandın üzerine atmamız ve üstünde kapatmamız lazım. O zaman nefes alırız. Hiç olmazsa EMA 34, EMA 55 kırılma riskleri bir süre için askıya alınır. 44.22'nin üzeri gerekiyor değerli yatırımcılar bize. Bu önemlidir. Bu olmadığı sürece üstünde tutunup kapandığını görmediğimiz sürece aşağı yönlü riskler devam edecek. Bugünkü kapanış 43.62 olarak alındı. O da ekranda görülüyor. Diğer EMA'lara baktığımda onlarda sorun yok. Uzun vadeli ve orta vadeli EMA'lar yukarı yönlü eğimlerini devam ettiriyorlar. Araları açık. Yani şu sert düşüş hareketi bile orta uzun vadeli EMA'ları çok zangırdatmadı. Böyle söyleyeyim aklınızda kalsın. Yani tali hareket evet derin geldik ama kısa vadeli olarak etkisini gösterdi. Sonra toparladık durumu. Evet. Gelelim şimdi algoritmalara. HSD trend analiz algoritması ekrana gelecek umuyoruz. 40 hisse tarıyor. Tarama listesiyle gelecek değerli yatırımcılar. Şurayı küçülteyim biraz. Grafiği görmenizi sağlayayım. Evet. Şimdi ne görüyoruz? Son dönem hareket durumu. Buradaki al sinyali ile birlikte yeşil mumlar ve sollandı. Burada kapandık. Sonra kırmızı mumlar devam ediyor. Yeni bir yükseliş fiyat hareket dalgası hesaplanmadı HSD'de. Hangi tarihten bu yana? İlk kırmızıya döndüğü günden bu yana 20 Eylül'den bugüne kadar yeni bir trend mahiyetinde yükseliş hareketi hesabı yok. HSD trend analiz algoritmasının sinyallerine baktığımda yeni gelen al sinyalleri TAV havalimanlarında görüyorum. Aselsan, Akbank bunları zaten dünkü analizde de saymıştım. Koç Holding, Tofaş Otofabrika bunlar yeni. İstemir yeni. Başka bir şöyle aşağıda bakalım. Aşağıda yeni gelen Koa Granit var. Onun haricinde yok. Satışa dönenlerde ise yakın tarih Türk Traktör. 5 mum önce Migros 4 mum önce satışa dönmüş ve henüz tekrar al sinyali üretmemişler. Ekranda bu şekilde görülüyor. Evet, İstemir ile Ereğli'yi de paralel düşünebilirsiniz tabii ki. Burada İstemir Ereğli'ye göre daha pozitif durumda.
3 gün önce al sinyali üretmiş. Ereğli'de al sinyali yok. Bu algoritmasına geçiyorum. Son pozisyon değerlendirmesini yapalım. Daha önceki analizlerde de anlattığım pozisyon, çok detaya girmeyeceğim. Algoritmanın yaptığı bu bölgedeki kar marjını yakalamak. Sonrasında kırmızı mumlar devam ediyor ve bir al sinyali yok. Bu algoritması tarama sinyallerine baktığımda ise kırmızı renkli hisse sayısının daha fazla olduğunu, yani yeni bir yükseliş dalgası hesaplanmayan hisse halen daha çok fazla. Burada istisna olan aslında alım dalgasının hesaplandığı hisseler nedir? Karel, Göltaş, Kua Granit. Kua Granit de her yerde şimdi pozitif karşımıza çıkmaya başladı. Bütün yükseliş döneminde negatif ayrıştıktan sonra şimdi al sinyalleri üretiyor. Bunun haricinde yakın tarihte Aksa 9 gün önce, Kortsa 5 gün önce al sinyalleri üretmiş. Naten 8. Evet, bunun haricinde yeni gelen BUM'da al sinyali yok. Değerlendirmek isteyen yatırımcıların bilgisine sunuyorum. Şimdi bir taraftan da HSD ve BUM algoritmalarında tarama listelerinin genel anlamda yeşile dönme olayı aslında piyasa genelinin de yukarı yönlü yeni bir dalga başlattığını bize anlatmalıdır. Çünkü HSD ve BUM trend algoritmalarıdır ve hisseler yeşile dönüyorsa yükseliş trendleri başlıyor demektir. Listedeki hisseler 40 adet büyük tahtadan oluşuyor. Yani Kua Granit benim burada özel olarak takip ettiğim bir hisse olduğu için var. Bu hisselerin yeşile dönmesi tabii ki piyasa geneli hakkında da size fikir verir. Listeye bakar bakmaz piyasadaki havayı anlayabiliriz. Geçiyorum şimdi RUA'ya. Üçüncü algoritma ekranda. Algoritma RUA görmüş olduğunuz şekilde pozisyonu başarıyla yönetmiş ve yükseliş dalgası bitimi hesaplandığında pozisyonu kapatmış. Yeni gelen al sinyali yok. RUA'da tarama listesine baktığımda yeni gelen Koç Holding'de al sinyali, BİMAŞ'ta al sinyali görüyorum. ODAŞ ve bunun haricinde aşağıda Göltaş var. Başka yeni gelen al sinyali yok. Sat sinyaline dönenlerde İsdemir'i gördüm. RUA'da sat sinyali üretti ve bunun haricinde de yeni gelen sat sinyali bulunmuyor. Mevcut pozisyonlar korunuyor. Matre'ye geçiyorum müsaadenizle. Matre'deki durumumuz nasıl? Bir irdeleyelim. Şurayı da alayım aşağıya. Şimdi matre pozisyonu taşıyor. Burada 23 Haziran'da pozisyon açılmış, 35.96 maliyette birinci ikinci kar satışları yapılmış ve kalan hisse taşınmaya devam ediyor. Stop seviyem buradaki kırmızı çizgi ve o kırmızı çizginin değeri de fiyat ekseninde yazıyor. Zarar kes fiyatım 40.78. Pozisyonu açtığım yer neresi? 35.80'ler. Şu anda stop seviyem 40.78'e kadar yükselmiş durumda. Hisse aşağı yönlü akışıyla birlikte bu stop seviyesini aşağı çekse bile ben yine en iyi ihtimal 38-39'larda pozisyondan kaçmış olurum. Sat sinyali gelir. Yani Ereğli'de artık ne olursa olsun bu pozisyonun zararla kapanma ihtimali yoktur. Matre'nin tarama listelerine göz attığımda yeni gelen al sinyali var mı diye bakıyorum. Yeni gelen al sinyali normal şartlarda bu dönemde Matre'de olmaz. Kortsa 9 gün önce al sinyali vermiş. Kua Granit tabi normal şartlar dışı bir hisse olduğu için 2 gündür al sinyaliyle devam ediyor yoluna. Önemli bilgidir. Peki kırmızı liste, kırmızı hisselere baktığımda yeni gelen sat sinyali Alarko'da 3 gün önce gelmiş ve başka yeni gelen AG Hold'de 9 gün önce, İsdemir 11 gün önce şeklinde görüyorum. MGB 4S'e geçeceğim. 4 saatlik tarama listesiyle beraber gelecek. MGB 4S bizim 4 saatlik hisse grafiklerinde kullandığımız algoritma ve 40 hisseyi tarıyor. Biraz sonra ekrana gelecek. Evet.
Şimdi pozisyon açılışı gördüğünüz gibi burada 25 Eylül sabah açılış mumu ve 45.76 maliyetle açılan pozisyon. Sonrasında stop seviyem belirlenmiş durumda zaten 42.30 ve ayrıca kar satış seviyelerim de belirlenmiş durumda yukarıda gördüğünüz yatay çizgiler. MGB4S'in sinyal durumuna baktığımda tarama listelerinde görünen yeni sat sinyali TÜPRAŞ da var ki TÜPRAŞ da temettü meselesinden dolayı gazi olmuş durumda. Bizim piyasanın ana karakteristik hareketi temettü sonrası satmak, TÜPRAŞ'ta da tezahür etmiş. Ancak pazartesi günkü TÜPRAŞ analizimde de değindiğimi hatırlıyorum. TÜPRAŞ hani öyle böyle bir hisse değil ve çok fazla bu hani temettü sonrası satış meselesi abartılırsa alttan alıcı gelir, büyük ordinolar gelmeye başlar. Bu bağlamda dikkatli olmak gerekir. Şimdi Ford Otoda 5 mum önce al sinyali gelmiş. Bunun haricinde yeni gelen al sinyali görmüyorum. Kua Granit hariç. Kua Granit 8 mum önce al sinyali vermiş. Sat sinyaline dönenlerde TÜPRAŞ'ı söyledim. Bunun haricinde yeni gelen sat sinyali mevcut değil. Diğer 4 saatlik algoritma Miraculum'a geçiyorum izninizle. Miraculum da yine hisse tarama listesiyle birlikte geliyor ve ekranda Miraculum'un al sinyali görülmekte. 25 Eylül sabah açılış mumu ve burada maliyet 45.70'li maliyet. Hisse yeşil mumlara devam ediyor. Henüz sat sinyali yok ve tarama listesine baktığımda da yeni gelen al sinyallerinde 4 mum önce Ford Oto'yu görüyorum. 11 mum önce Türk Hava Yolları var. 8 mum önce Kua Granit var. 7 mum önce Pegasus var. Sat sinyaline dönenlere bakıyorum. TÜPRAŞ söylemiştim. Türk Traktör 11 mum önce. Bunun haricinde görünmüyor. Evet, 3 saatlik algoritmaya geçeceğim şimdi. Skyler ekranda değerli yatırımcılar, o da tarama listesiyle birlikte geliyor. Skyler'da 3 saatlere döneyim. 3 saatlik algoritma 4 saatlik periyot ve günlük periyotlarda da çok sağlıklı bir şekilde çalışır değerli yatırımcılar. Bu konu önemlidir. 3 saatlik algoritmaların özelliği tabii ki daha hızlı, daha atak şekilde düşüş ya da yükseliş dalgalarını yakalamak anlamındadır. Burada tarama listesi gelsin diye bekliyorum. Yine getirmedi. Periyot düşüreyim. 40 hisse taradığı için değerli yatırımcılar, TradingView motoru da yavaşladığı anlarda maalesef liste çok zor geliyor. Tabii biz de üst sınırını zorluyoruz açıkçası 40 hisse çalıştırarak. O yüzden de biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi Ereğli'nin 3 saatlik grafiğine biz bir yandan kabaca bakalım. Gerçekten de gelmedi yani. Bir dakika. Günlüğe bir döndüreyim. Bekleyelim. Formasyon olarak çok keskin bir tobo görünümü de aslında var. Bu arada onu da anlatayım. Bölge simetriğini buraya yapma çabası son derece normal karşılanmalı ve akıllarda kalmalıdır. Yani buradan hadi koptum gidiyorum ben şeklinde bir trend oluşturma şekli değil de düzelterek, yani bir sağ omuz yaparak bir tobo olayına girebilir. Evet, bu arada Skyler'ın listesi gelmiş. 3 saatliğe bir bakalım tekrar. Ümit ediyorum listeyi verir. Yoksa bir dahaki analizlerde artık 40 hisse çağırmayacağım doğrusu. Maalesef gelmiyor. Belki sonra bir daha bakarız. Şimdi Ignis, Victor ve Victor Filtered'dan oluşan 3 tane alım satım sistemi anlatacağım. Günlük grafikler üzerinde matematiksel hesaplamalarla al sat
emirlerinizi iletmenizi sağlıyor. Yani pozisyonlarınızı yönetmenizi sağlayan sistem. Şimdi Ignis'e ilk önce geçelim. Tarama listesiyle birlikte geliyor o da. Ve Ignis'te kırmızı liste gerçekten kabarık. Yeşiller azınlıkta ve yeşiller de gerçekten piyasada son birkaç gündür dikkat çeken hisseler. Bunlardan biri Aksan, diğeri Aksa, Kortsa, Karel, Naten, Göltaş ve biliyorsunuz kahraman Kua Granit. Şimdi kırmızılara baktığınızda bir kamyon kırmızı hisse var. Yeni gelen sat sinyali var mı diye bakıyorum. G-Wind'i gördüm. 3 mum önce gelmiş. Bunun haricinde diğerleri o kadar yeni sat sinyalleri değil. Yani pozisyonlar doğru yerlerde kapatılmış anlamına geliyor. Düşününce siz de fark edersiniz. Burada meselemiz Ereğli'de bir sat sinyali ve düşüşten kurtulduk. Çok az da olsa bir ters var burada. Ancak zararlı bir şey yok. Pozisyon şu anda taşınmıyor. Ignis'te Ereğli'de al sinyali gelmemiş. Victor'a geçelim. Victor'un hırçın agresif versiyonunu şu anda ekrana getirdim. Her kolunu kımıldattığında yakalamaya çalışan bir karakterdir Victor. Yaramaz çocuk gibi kıpır kıpırdır ve açtığı pozisyonu kapatmış görüyorsunuz. Bugünkü düşüş derin gelmiş. Şu anda en son aldığı pozisyon kapalı. Ve hisse taşımıyor. Dikkat edelim, Victor'un agresif versiyonunda şöyle bakacak olursak Koç Holding'de 3 gün önce, Yapı Kredi 9 gün, Bimaş 2 gün, Migros bugün, bugün Migros'da al sinyali var, Aksen 7 gün önce, Akbank 9, Şişe gerçekten ne kadar çok al sinyali üretmiş. Yani Kua Granit yine kahraman burada, Akçansa'da 2 gün önce, bu arada İsdemir'de bugün sat sinyali gelmiş. Karel 8 gün, Odaş 6 gün önce, Tav Havalimanları bugün al sinyali gelmiş. Koza al sinyali var 2 gün önce, Kola 2 gün önce, Aksa 7 gün önce, Şişe 2 gün önce. Yani büyük tahtalarda genel anlamda al sinyalleri var. Ama bir taraftan da örnek veriyorum, Garanti'de 32 gündür sat sinyalini koruyor. Yani pozisyon açmamış. Kortsa bugün sata dönmüş. AG Hol 15 gündür. Pegasus 34 gündür. Büyük tahtaları söyleyeyim. Türk Hava Yolları 34 gündür satış pozisyonunu sürdürüyor. Doğan Holding, Doğaş, Ford Auto hala sat pozisyonlarını sürdürüyorlar. Sabancı ve Ereğli'de de bugün geldiğini söyledim. Aselsan keza 4 gün önce, o da öyle sat sinyaline geçmiş ve Türk Telekom 21 gün önce sat sinyali üretmiş. Victor Filter'da geçelim. Victor'un abisi daha ağırbaşlı ve soğukkanlı çalışır. Biraz daha ölçek olarak büyük dalgaları yakalamaya çalışır ve riskten kaçınmanızı sağlar. Düşüş risklerinden sizi maksimum düzeyde korumak üzerine kodlandı. Özellikle belirtiyorum. Ve şu anki hale bakalım. Sat sinyali, sonrasında gelen al sinyali yok. Sat sinyalinin geldiği tarih 15 Eylül. 15 Eylül'den bu yana yeni pozisyon açmadığını görüyorsunuz. Victor Filter'ın filter tarama listesine baktığımda yeni gelen sat sinyali ve al sinyali durumunu değerlendirelim. Tüpraş'ta 6 gün önce al sinyali, Yapı Kredi'de 3 gün önce, Akbank'ta 3 gün önce al sinyalleri üretilmiş. Kortsa 7 gün, Karel 5 gün, Naten 8 gün önce. Gün sayılarını bilerek sayı söylüyorum değerli yatırımcılar. Yeni gelen sinyaller olduğu için değerlendirmek isteyebilirsiniz. Göltaş 5 gün önce, Kua Granit kahramanımız 2 gün önce ve Kontrolmatik 6 gün önce al sinyalleri üretmişler. Yeni sat sinyallerine şöyle bir göz attım. G-Wind'i gördüm 2 gün önce. Bunun haricinde çok yeni gelen bir sat sinyali yok. Evet. Filter'da durum çok vahim değil. Yani kırmızı sayısı yine daha çok ama en azından yeni gelen sat sinyalleri değiller. Skyler'ı bir daha deneyelim değerli yatırımcılar. 3 saate döndürdüm. Zorluyoruz. Trading View'u.
En sonunda TradingView'dan da duman çıkacak yani. Evet, geldi. Şimdi 3 saatlik algoritma Skyler ekranda. Skyler'ın Ereğli Demirçelik 3 saatlik grafiğinde son 39 işlemde %84 karlılık oranıyla çalıştığını ve TL bazında da %197 net kar elde ettirdiğini söylüyorum. TradingView kayıtlarından çıkıyor ve TradingView her algoritmamda olduğu gibi işlemler listesinin tamamını zaten kayıt altına alıyor. Yani hangi tarihte hangi seviyeden alınmış, nerede kar satışı yapılmış ve ayrıca ne kadar kar edilmiş, zarar edilmiş gibi tüm bilgi TradingView tarafından kaydediliyor. Şimdi gelelim genel bakıştan yine performans durumuna. Burada olay son pozisyonu değerlendirmekse eğer, al sinyalini görüyorsunuz, 23 Mayıs 31.10 birinci, ikinci, üçüncü kar satışları yapılmış, kısmi kademeli gerçekleşmiş ve sat sinyali ekranda. Sat sinyalinin geldiği gün 18 Eylül saat 9 Momo. Pozisyon kapalı, o tarihten bu yana yeni bir al sinyali de gelmediğini görüyorsunuz. Tarama listelerine geçtiğimde Skyler'ın tarama listesinde çok fazla sayıda kırmızı hisse olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun anlamı tabii ki teknik manada da vardır. Fiyat hareket dalgaları anlamında bir gerçekten fark edilmesi gereken durumdur. Yeni gelen al sinyali var mı diye baktığımda Kahraman Koa Granit'i görüyorum 10 mum önce ve Göltaş 15 mum önce al sinyallerini üretmiş. Bunun haricinde çok yeni gelen bir al sinyali yok. Sat sinyallerine baktığımda 7 mum önce G-Wind kapatmış, kırmızıya dönmüş. Tüpraş 8 mum önce pozisyonunu kapatmış. Yeni gelen başka sat sinyali yok. Evet, şimdi az önce Ereğli'de 3 saatlik periyotta Skyler'ın 39 işlemde %84 doğruluk oranıyla çalıştığını söylemiştim. Ve bir cümle daha sarf etmiştim. 4 saatlik ve günlüklerde de kullanabilirsiniz şeklinde. Şimdi 4 saatliğe döndüğümde Skyler'ın istatistiklerde bize vereceği sonucu görmeye çalışacağız. Yine 40 hisse tarama moduna girdik. Geldi. Şimdi 4 saatliklerde Ereğli'de Skyler son 32 işlemin hepsini karla kapatmış. %100, bakın. Sinyal doğruluk oranı %100 ve %242 TL bazında net kar marjı ile çalışmış. Günlüğe geçtiğimde yine Skyler'ı günlükte çalıştırıyorum bu sefer. Ümit ediyorum tarama listesinde yapar, getirir. Yaptı. 14 tane işlem açabilmiş. %85 doğruluk oranıyla çalışıyor. Ancak net kar marjı çok düşük kalıyor. Sebebi şu. Ereğli gibi bazı tahtalarda Skyler'ın algoritma mantığı dalgaları hesaplayabilecek, daha doğrusu tam olarak menfaatinize kullanabileceğiniz şekilde genişliği, dalga genişliğini yakalayamıyor. 4 saatlik ve 3 saatliklerde gönül rahatlığıyla kullanın. Şimdi tabi merak ediyorsunuz, 2 saatliklerde, çünkü hep periyodu düşürmeye endeksli yatırımcıların bir kısmı. 2 saatliğine de bakalım. Tavsiye etmem. 4 saatlik ve 3 saatliklerde gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi çalışır. 2 saatlikte de fena değil. Ereğli'de 40 işlemde %82 doğrulukla çalışmış ve %183 TL bazında net kar marjı var. Bakın, periyodu düşürdükçe burada dikkat edeceğiniz tarama listesindeki kırmızı hisse sayısı artar. Mesele işte buradaki dalga büyüklükleriyle ilgilidir. Detay bilgi ama yine de merak edenler için paylaşmak istedim. Geçelim şimdi artık filtreler konusuna. Filtrelerde bugün Ereğli üzerinde değişik amaçlarımızı icra edeceğiz. Birçok filtreyi üstüne, tabiri caizse, boşaltacağız. Yani ne kadar data elde edebiliyorsak filtrelerle birlikte Ereğli'de bunu ortaya çıkarmaya çalışalım. Orta vadeli trend yön göstergesi sağ kolumuzdur ve
uyguladığımızda görünen nedir? Görünen şu: biz bu bandın üzerindeyken rahatızdır. Bir yükseliş dalgası, bir trend içinde devam ederiz yolumuza, güzel. Ancak kırıldığında huzursuz olma artık dönemine girdik demektir. Aşağı kırılımlar, bandı aşağı kıran fiyat hareketi huzursuz olmanıza sebep olmalıdır. Eğer huzursuz olmuyorsanız bence olun, bu matematiksel bir gerçektir. Sonra banttan aşağı yönlü çok uzaklaşma olduğunda, bant burada, fiyat burada. İşte fiyat bu aradaki açıklığı kapatmak üzerine çalışır. Aynısı yukarı giderken de olur. Yaklaşır, banda yaklaşma isteği olur. Bakın hep aynı şey yaşanır. Burada da yaşanmış, kırmış. Şimdi burada çok uzaklaştığı için banda doğru hareket ve bandın üzerine yerleşmeyi başaramayan bir ereğli. Hatırlayacaksınız, şu mum berbat etmiş demiştim emaları anlatırken. İşte burada da berbat etmiş. Şu 25 Eylül günü bandın üzerine atıp kapanmayı başardığımız bir gün iken, ertesi gün bandın altında rezalet bir kapanış olmuş. Ama işler orada bozulmuş açıkçası. Yine bandın altındaki döneme sokmuş bizi. Bandın altında kaldığımız her daim neden huzursuz olmalısınız biliyor musunuz? Çünkü şu ihtimal çıkar karşınıza: bandın eğim değiştirerek aşağı yönlü akmasını, kırmızıya dönmesini gerektirecek bir düşüş dalgasına kapınız açık demektir. Bandın üzerindeyken bu dalgalar düzeltme dalgaları olarak görülür ve sonrasında başlayan yükselişler aynı bir yükseliş trend dinamiğini anlatır gibi anlatıyorum, daha da yukarı atmasını sağlar. Düzeltmeler o bağlamda sağlıklıdır. Ancak düşüş döneminde bandın üzerine atamıyorsak gelen tepkilerle, işte bu tehlike bu sefer aşağı yönlü zikzaklar şeklinde bizim masamıza gelir. Benim bu yapıya yakalanmamam gerekiyor. Yakalanmayacağımı da gösteren matematiksel fonksiyon işte burada ve bu seviyenin üzerine yerleşmeliyim. Yoksa bu yapı bozulmayacak değerli yatırımcılar, kritiktir. 46 lira seviyesi orta vadeli trend yön göstergesinde okuduğum seviyedir. 46 lira altındaki her ereğli beni trend anlamında huzursuz eder ve düşüş bölgesine akış için hep aklımı kurcalar doğruya doğru. Çünkü kırmızı bölgelere geçildiğinde maalesef uğraşacağımız dönemlere giriyoruz. Bakın birçok örneği, yani ben ne kadar geri götürsem o kadar kırmızı bela dönem örneği görürsünüz. Yeşillerde de her zaman rahat, huzurla para kazandığınız dönemleri görürsünüz. Değerli katılımcılar, Ereğli zaten sağ olsun grafik üzerinde bunun nasıl çalıştığını gayet net anlatmış. Şimdi son döneme geldiğimde de bakın, yeşil dönem çok rahat, mutlu, huzurlu işi götürüyorken kırıldıktan sonraki şu üstüne atma çabası da negatif. Sonuçlanınca ortalık bulandı doğrusu. Bu tahtada şu anda benim görüşüm, bu bant üzerine atmadığı sürece huzursuzluktur. Gemileri yakmıyorum, köprüleri atmıyorum, öldü bitti demiyorum ama huzursuz alarm dönemidir, öyle bilin. Sonrasında çünkü dediğim şu belanın başımıza açılma ihtimaline kapım artık aralık. Buradan böyle bir akış, bu fiyatta nasıl ne olursa olur işte böyle bir hareketle olur. Bu dinamik normal karşılanır mı? Evet. Burası tepe, burası A, burası B, burada da bir C yapmak için gelebilir. O durumda da bu bant kırmızı negatife döner ve fiyatı ezer. Ezer. Kırmızı örneği. Bunun aynısını burada yaşamamamız gerekiyor. Bunun için de bu yapının bozulması gerekiyor. Çok ayrıntılı ve net anlatmaya çalışıyorum değerli yatırımcılar. Çünkü filtreler gerçekten matematiksel fonksiyonlar olduğu için burada ne psikoloji var, ne yapay algı var, ne haberdi bilmem neydi, ne işte Bank of
Malezya mı almış, Bank of Zambia mı satmış, bu mesele var. Bunların hiçbiri matematiksel tarafta, bu fonksiyonlarda yok. Birebir hesaplama. O yüzden de çok somuttur, çok nettir. Orada öyle oldu, burada böyle oldusu yoktur bu işin. Matematik öyle çalışmaz biliyorsunuz. Fin PMA ekranda. PMA bandı tarafında bir bozukluğum yok. Şimdi mesele işte burada, eğer ben bir de gidip PMA bandını kırma durumuna girersem, yani şu ABC modeli gerçekleşirse ki ümit ediyorum öyle bir şey olmaz. O durumda benim orta vadeli trend yön göstergem de işte kafayı büküp kırmızıya döner, aşağı gelir. Fin PMA bandının aşağı kırılması neden kötüdür? Neden kötü olacak? Çünkü bela bölgeleridir, para kazanmadığımız bölgelerdir o bölgeler. Onun içine batmak istemezsiniz. İstemeyin. Bizim sevdiğimiz PMA'in yukarı yönlü, eğimli ve mavi olduğu dönemlerdir. Bakın şuradan itibaren olan dönem başlangıcı gibi. Bu yapı bozulmadıkça ben ümidi kesmem. Bu yapının bozulması için PMA bandını aşağı kırmam gerekiyor. Ve görünen nedir? 40-60 bunun alt sınırı önemlidir. Kaybetmemek gerekiyor. Trendliner QNR'a geçiyorum. Tarama listesiyle beraber geliyor. İkili filtre sistemi ekranda. Şimdi günlük grafik üzerinde ne görüyoruz? Kırmızı mumlar. Kırmızı mumlar bozuk dönemlerdir. Kritik dönemler, alım için acele edilmemesi gereken dönemlerdir. Trendliner çizgim kırmızı, fiyat Trendliner altında, QNR'ın altında. Maalesef çok iyi bir görünüm değil. Trendliner filtresinin bana göstermiş olduğu geri çekilme durumundaki destek, bakın bir kere çalışmış bu yatay. İşte bu yatay tekrar çalışabilir, ihtimal dahilindedir. Dikkate almakta fayda vardır. 4 saatliğine de bakacağım. Öncesinde Trendliner QNR'ın günlük grafiklerdeki tarama listesine bir göz atalım. Yeni gelen A sinyali arıyoruz. Tofaş Oto Fabrika gözüme çarptı 3 gün önce. Yapı Kredi 4 gün, Aksen 7 gün önce, Akbank 7 gün önce, Aselsan 7 gün, Şişe 8 gün. Bunlar yeni sinyaller. Garanti 3 gün, Tav Havalimanları 3 gün, Odaş, Kortsa, Karel 4 gün ve 8 gün, İsdemir 7 gün önce al sinyalleri üretmiş. Burada İsdemir'i de gördüm. Bir dakika. İsdemir'de de 7 gün önce al tarafına geçmiş. Şimdi al sinyalleri neden önemli? Çünkü al sinyalleri geldiğinde bizim para kazanma ihtimalimiz artar. Nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Burada 2 tane işlem yapıyorsunuz. Burada bir işlem. Burada para kazanmadınız. Burada terstesiniz. Kaybettiniz. Şöyle noktaları koyuyorum ben, nereye alıp verdiğinizle ilgili. Burada para yok. Burada kazandınız. Ve yeni gelen al sinyali yok. Al sinyallerinin her zaman için satışla kapatılan negatif pozisyonlardan daha çok getirdiğini size belirtebilirim. Net bilgidir. 4 saatlik grafiklerde Trendliner QNR ikili sistemine baktığımda, o da tarama listesiyle yine ekrana gelecek. Önemlidir. 4 saatliklerini inceleyin değerli yatırımcılar, hisselerinizin her zaman. Şimdi 4 saatlik listeyi vermiyor. TradingView biraz bekleyelim. Şimdi çağırırken döndüreyim, bakayım ne olacak. 4 saatlik grafik de çok, yani nasıl söylenir, çok pozitif görünmedi gözüme ama 4 saatliklerine bir daha deniyorum. Aşağı kırılım olduğu kesin zaten de, görüyorsunuz değil mi? Şimdi Ereğli'nin 4 saatlik grafiğinde zaten nereden bu yana bizim kırmızı mumlarda devam ettiğimizi görün. Bu yükseliş dahi bir alım sinyaline, mumların yeşile dönmesini sağlayamamış. Şimdi fiyat tekrar QNR'ın da altına düşmüş. K
kafa QNR'da aşağı dönmüş, kırmızı çok pozitif görünmüyor. Evet, durum bu şekilde. 4 saatliklerde sistemin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. En büyük özellik tabii ki bütün derin düşüş, şelale, sert hareketlerden sizi korumasıdır. Her zaman için bütün algoritma ve alış satış sistemlerimde bu tip düşüşlerden sizi koruma emniyet sübapları mevcuttur. Aksi takdirde kazandığınız zaten çarçur etmeye başlar. O zaman da verimli bir sistemden bahsetmek yanlış olur. Evet, geçelim şimdi Kaufman Elesma taramalarına. Taramada bakın, günlük grafiğe döneceğim. Evet, ekranda KLC var, yine günlük grafikte izlediğim gibi ve sinyallere baktığımda burada bir yükseliş dalgasının devam ettiğini görüyoruz. Bu dalga tabi çok kısa vadeli hesaplanan bir dalga değil. Al sinyalinin mevcut olduğu yer 1 Ağustos tarihli 41 liralı fiyatlar ve halen daha bir sat sinyali yok. Hisse fiyatı, dikkat edecek olursanız, hem Elesma eğrimizin hem de Kaufman'ın üzerinde seyrediyor. Bugünkü düşüş tabi derin bir mum olarak gözlemlenmekte ve Kaufman'a doğru hareketlendik. Altındaki kapanışlar zayıflamaya sebep olur değerli yatırımcılar, ama sadece bir günlük kapanış ve sonrasında bir toparlama eğilimi görürsek çok da önem arz etmeyecek. Kaufman Elesma KLC tarama listesine baktığımda dediğim gibi büyük fiyat hareket dalgalarının hala devam ettiğini görüyorum. 40 tane büyük hissede öyle çok bozulan veya işte genel anlamda kırmızıya dönen bir liste görünümü hakim değil. 11 gün önce Ford Otu aşağı kesişmişti ve sat sinyal üretmişti. 9 gün önce de Tofaş Otofabrika. Bunun haricinde Koa Granit büyük düşüş dalgasını henüz halen daha yükseliş dalgasına çevirememiş. KLC'de 70 gündür bir düşüş dalgası devam ediyor. Evet, devam edelim biz de. Fin SRL'e geçiyorum. Fin SRL'de yeşil dalga yapısı ekranda. Yeşil dalgalar önemli değerli yatırımcılar, çünkü gerçekten vadeli bakıldığında, biraz uzun vadeli bakıldığında hep yükseliş dönemlerine işaret eder. Ve bu bölgelerde biz genellikle alım yönünde düşünerek para kazanıyoruz. 9 Haziran'dan bu yana bir yeşil dalga başlangıcı söz konusu. Maliyet olarak da 36.80'leri söyleyebilirim. Kırmızı bölgelerde yokuz. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıca yeşil dalgaya geçişle birlikte dalga bitimine kadar pozisyon taşımakta her zaman fayda vardır. Şimdi gelelim diğer filtrelere. Diğer filtrelerde değerli yatırımcılar, web sitesinde Filter Pack 2 olarak eğitimlerini ve kodlarını paylaştığım filtre üçlüsü ekrana gelecek. Ereğli'ye dönelim. Koa Granit bu arada ekranda, en son ona bakmışım. Evet. Fin RMB'de görüldüğü üzere kırmızı mumların gelmesiyle birlikte son dönemde oluşan yükseliş dalgası tamamlanmış ve henüz siyah mumlardayız. Yani yeni bir yükseliş dalgası hesaplanmamış filtrede, mumlar yeşile dönmemiş beklemede. Trade'e bakarsak, trade'de de satış sinyalinin geldiği yeri görüyorsunuz ki o satış sinyali zaten bu bölgede açılmış olan pozisyonu kapatıyor ve kırmızı filtredeyiz. Herhangi bir alım yönünde işaret görülmüyor. Buradaki eşik değer 44.12 değerli yatırımcılar. 44.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bize yeni bir yükseliş dalgası hesaplaması için şart. Tabi 44.12 üzerinde kapanır kapanmaz bu gelmez, bir hesaplama mantığı gereği o bölgede tutunup sonrasında yukarı atakları görmeliyiz. Ancak o durumda buradaki kırmızı gördüğünüz FinTrade filtresi maviye dönecek. Fin UMA'ya bakalım. UMA'de kritik yerlerde geziyoruz. Bakın, negatif bölge bizim
piyasada çok alıcı olmamamız gerektiğini gösteren bölgedir. Özellikle buraya bakarsanız UMA eğrisi negatif kırmızı renkli iken pozisyon açmak düşünülmemelidir. Bugün itibarıyla yine UMA'in altında kapanış yaptık ve renk kırmızıya döndü. Yani alım için çok acele etmeyelim anlamına geliyor. Web sitesinde Filtre Pack 3 olarak adlandırdığım filtre üçlüsü şimdi ekrana gelecek. Bu da GSD Holding'in Finmed'e göre görünümüymüş. En son ona bakmışım. Ereğli'ye geçelim. Ereğli'de Finmed'le başlayalım. Çok net bir görünüm. 46-56 seviyesinin üzerine çıkılması gerektiğini bana gösteriyor filtre bandı. Bu filtre bandının altında olduğumuz dönemlerde yükseliş bir trende dönüşmez ya da bir dalga oluşturmaz değerli yatırımcılar. Altında kalınan her dönem risklidir. Düşüş riski ihtiva eder, net olarak görülmekte. Filtreler aslında çok kabaca belirtmek gerekirse ana hatlarıyla sizleri düşüş dönemlerinden korumak ve düşüş döneminde olan bir hissede alım yapmanızı engellemek adına bir nevi sigorta olarak çalışıyor. FinTT ekrana geliyor. TT'nin keyfi henüz bozulmamış. Çok doğru yerde açılmış pozisyon tabii. 11 Mayıs fiyat 30 lira ve bugün geldiğimiz yer 43 lira. FinTT eşik çizgisi 41.70'te. 41.70 altına düşürmediği sürece burada sorun çıkmayacak. Mavi basamaklı yapı devam ediyor şimdilik. Bakalım bunu kırmızıya çevirecek mi? Değerli yatırımcılar, kırmızıya dönüldüğünde tereddüt etmemek gerekir. Tekrar maviye döndüğünde zaten alınacak. Yani kırmızıya döndü diye biz hisseyi kara listeye almıyoruz. Tekrar maviye döndüğünde pozisyon açılır. Ancak Ereğli çok iyidir, şöyle güzeldir, böyle bana kazandırdı, İşte ben 30'dan almışım ne olacak ki yaklaşımları gerçekten kardan erimelere sebep olabilir. Bu bağlamda somut olarak matematiksel şekilde filtrelerde gördüğünüz durumu kesinlikle aksiyon haline sokmaktan çekinmeyin. M1 geliyor ekrana, M2'nin akrabası, milimetrik çizimler yine mükemmel ve M1'in altındaki kapanış. M1 altındaki kapanışlar tehlikelidir değerli yatırımcılar. Alım için acele gerektirmez ve ümit ediyorum şöyle şuradaki gibi bir mum ikilisi oluşur. Yani yarın tekrar M1'in üzerine atar ve hiç olmazsa soluk aldırır. Şu şekilde bir mum çok güzel olur burada. Bakalım. Evet. Şimdi geçiyorum. Genel anlamda benim bütün analizlerimde, kendi hisselerimi de analiz ederken kullandığım 18 tane birden filtrenin hepsinin birden Ereğli üzerindeki tatbikine. Bunu sizlerle paylaşmamın sebebi hissenin fiyatının filtrelere göre ne anlam ifade ettiğini anlayabilmeniz. Bakın, savaş bölgesini görüyorsunuz. Bu bölgeden sıyrılıp çıkması gerekiyor fiyatın. Ancak o zaman rahatlar ve filtrelerin üzerinde adeta surf yapar nitelikte bir yükseliş hareketi o zaman sağlıklı gider. Yükseliş trendlerinin ya da rallilerin hepsinde fiyatın her zaman tüm filtrelerin üzerinde gittiğine dikkatinizi çekiyorum. Savaş alanı dediğim filtrelerin arasına daldığında böyle fiyat işte çıkması gerçekten çok güç oluyor. Bir taraftan da bakıldığında artık taban bölgelere geldiğinde bakın görüyorsunuz kurtulmayla beraber inanılmaz bir ivme yakalanıyor fiyatlarda. Hisse fiyatı filtrelerin yoğun olduğu bölgenin içine dalmayı da geçip eğer altına düşerse orada gerçekten korkmalısınız. Sağlam bir düşüş trendi bizi bekliyor olabilir. Görünüm burada aynı o şekilde. Bakın filtrelerin altına düşen bölge tepki geliyor. Tepkide de kurtulamıyor hisse ve güm.
Evet, birçok örnek bu şekilde gösterilebilir. Bakın yine filtrelerin altında kalan bölge görüyorsunuz. Tam yükseliş için anlattığımın tersi oluşuyor ve bütün filtreler fiyatı eziyor. Bu şekilde görünüm çok çarpıcı olarak ortaya çıktığı için sizlerle paylaşmak istedim. Burada tam 18 tane şu anda filtre çalışıyor. Evet. Bunu da geçelim. Şimdi yeni nesil indikatörlere bir göz atalım değerli yatırımcılar. Analizin son bölümüne giriyoruz. MAP'yi ekrana veriyorum. Günlük grafiklerde MAP bana ne anlatıyor? Mavi barlar erimeye başladı. Zaten zayıf gidiyordu işin doğrusu. Şimdi bugün itibarıyla iyice eridi. Sarı barlara geçiş satış baskısının arttığını gösterir MAP'de ve sarı barların olduğu dönemlerde alım yapmak düşünülmez. Fiyat düşüyor diye alım yapılmaz. Mavi barlara geçildiğinde alım iştahı artıyor diye alım yapılır. Evet. RSC'ye geçiyorum. RSC'de kırmızı bölge zaten hiç bitmemiş görüyorsunuz. Ereğli'de son satış seviyesi burası ve bir daha al yok. Yeşil mumlara dönmemiş ve yukarı yönlü bir eğim kazanan indikatör görünümü yok. Yani şu görünüm oluşmamış. Bizim her zaman kazandığımız görünüm budur değerli yatırımcılar. Bakın bunlar düşüş trendleri. Bunlar ise yükseliş trendlerini gösteren bölge. Düşüş, yükseliş. Çok net fiyat tarafında da görüyorsunuz sanırım. Net bir indikatördür. Karar vermeyi kolaylaştırır ve teyit işlemleri için kullanılabilir. Braid filter'a geçiyorum. Filter kapatmış pozisyonu zaten. Nerede? Burada. Neredeyse zirve mumuymuş. Gerçekten çok başarılı bir çıkış ve bir daha yeşil bar yok. Yeşil bar gelene kadar alım düşünmeye de gerek yok. Fin FT mavi bar uzantıları devam ediyor. Bu bağlamda bakıldığında yeni bir yükseliş dalgası oluşmadı ve bunun içinde alım düşünülmez. QQE mavi barı arıyoruz ama bulamıyoruz. En son mavi bar bitişi ve kırmızı bara geçiş. Burada pozisyondan çıkılması icap eder. Hangi pozisyona? Burada açılan pozisyon. Yani ilk mavi bar ve ilk kırmızı bar. Girilir, çıkılır. Şu anda kırmızı barlar sonrasında toparlamaya çalışan bir indikatör görünümü vardı değerli yatırımcılar. Burası hatırlayacaksınız EMA'ların üzerinde tutunmaya çalıştığımız bölge idi. Hatta EMA'ları koyayım da elimle çizdiğimden daha güzel olur. Şimdi daha iyi göreceksiniz. EMA'ların üzerinde tutunmaya çalıştığımız bölgeydi. Görüyorsunuz çabayı ancak bir türlü mavi bara geçemedik. Şimdi mavi bara bırakın kırmızı bara dönmezsek iyi diyebileceğim bir görüntü hakim. TSI tabii ki bir yükseliş dalgası başlatmadı. Çünkü ortada bir yükseliş dalgası yok. En son yükseliş dalgası hesaplaması burada başlayıp burada biten dalga idi. Şimdi bu şekilde baktığınızda TSI'ye size burayı kazandırdı ve yeni bir alım sinyaliyle bir yükseliş dalgası hesaplayacak. Ne zaman nereden gelirse bizim gözümüz yükseliş dalgalarını yakalamak için işte TSI'da bir al sinyalinde olacaktır. O al sinyaliyle birlikte pozisyon açmak da mantıklı olur. TSI net sinyal üretir değerli yatırımcılar. Görüyorsunuz fiyatla da birlikte değerlendirdiğinizde bunların tamamının karla kapatılan pozisyonlar olduğunu görürsünüz. O yüzden TSI sinyalleri önemlidir. FinDF Distance'a geçiyorum. Ölçeği bugün alalım, büyütelim ve maalesef DF filtresinin altında kapanan bir görünüm. Pivot burada 100, 100'ün altında kapanış. Çok iyi değil değerli yatırımcılar. Zayıf bir görünüme dönüşüyor. Ereğli indikatörler tarafında gördüğüm kadarıyla. Evet, Matrix'te ne görüyoruz?
dipten kalkış, burası gerçekten bir dip ve değerlendirilebilir bir dip idi. Yeşil mumlara döndüğünde taşınır. Şimdi tekrar kırmızı mum görmemiz hali bu dipten aldığımız pozisyonu kapatmayı icap ettirir. Evet, web sitesinde indikatör paketi 8 olarak göreceğiniz 35 indikatöre ilave 5'li indikatör paketi eğitimi ve kodlarını 40 indikatörün tamamını paylaşıyorum değerli yatırımcılar. İndikatörler tek tek anlatılmış vaziyette. Şimdi ilk indikatörle başlayalım. Fin RMT ekrana geliyor. RMT'de ne görüyoruz? Ereğli'ye geçelim. Arçeli'ye bakmışım en son. Ereğli'de RMT'yi çalıştırdığımızda zaten pozisyon kapalı, bakın. Burada indikatörlerin, filtrelerin, dikkat ederseniz Ereğli'nin son yükselişinde çok bir alım yönünde iştahlı olmadıkları da, birçoğunun hatta durumunu değiştirmediğini, muhafaza ettiğini gördük. Burada da aynı şey. RMT'de de herhangi bir giriş sinyali gelmemiş, dipten kalkış olmasına rağmen yok. İndikatörün nasıl çalıştığını görüyorsunuz zaten. Mavi bölgeler bizim taşıdığımız bölgeler. Burası ters, pozisyon kapanmış. Kırmızı bölgelerde ise biz yokuz, mavilerde varız şeklinde bütün pozisyonlara şöyle kabaca bakabilirsiniz. Gerçekten müthiş çalışır. SRL'i anlatmıyorum, tekrar zaten değinmiştim. Yeşil dalgalardayız, orada bir yaramazlık görünmüyor şimdilik büyük dalga için. Evet, fin arara baktığımda burada zaten sat sinyalini göreceksiniz şimdi. Çok net ortaya konmuş. Yeşil bölgenin bitişi ve aşağı kesişme. Burada pozisyon kapandı. Şimdi bu hangi pozisyon diyeceksiniz. Nereden aldı da kapattı? Bakın, buradan aldı ve burada kapattı. İndikatörün kullanımı basit. Dipten kırmızı dönüşlerini kaçırmayacaksınız. Yukarı kesişim ve pozisyon açılışı. Temkinli yatırımcı burada verebilir. Burada tekrar alır, bakın şu bölgede. Ondan sonra burada tekrar vermek durumundadır. Risk seven yatırımcı indikatörün tekrar kırmızı dip olmasına kadar bekler kapatmak için. Kırmızı bölgeye geçildiğinde aşağı kesişimle birlikte pozisyonu kapatır. Her nerede olacaksa bilmiyorum. Evet. Bakın buradaki durumu anlatayım. Dipten kalkış, burada pozisyon açılıyor. Devam devam, kırmızı bölgeye geçiş, burada kapanıyor. Sonrasında yeşil yukarı kesişim, burada açılıyor. Tabi yeşil yukarı açılım ile birlikte kesinlikle aşağı kestiğinde çıkacaksınız. Burada kırmızı beklenmez. Sonrasında tekrar yukarı kesişim girilir. Aşağı kesişim, kesinlikle çıkmalısınız. Burada çıkıyor, bu ters gibi kullanıyorsunuz. FinBND kırmızı bölgeye düşmemesini diliyorum derken düştüğünü görüyoruz. Zaten mavi, bakın, hiç güçlenememiş. Bize lazım olan mavi bölge şöyle değerli yatırımcılar. Ya böyle buzdağları gibi bu şekilde beni götürür. Ama şu zayıf görünüm her an aşağı dönme ihtimali olan döneme işaret eder. Nitekim oldu, işte kırmızıya döndü. Acele yok. RSI DF, DF filtresinin altına düştüğü şeklinde bahsetmiştim. Buradaki DF'in RSI ile bağıntılı fonksiyonunu görüyorsunuz. RSI indikatörü, buradaki benim fonksiyon çizgimi aşağı kesmiş, iş bitmiş. Burada çıkılır. Şurada girildi, burada da çıkıldı, oldu. Maalesef buradaki yükseliş devam edemeden söndü. Evet değerli katılımcılar, Ereğli analizi burada sona eriyor. Şimdi teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek ekrana. 35 indikatörün kaynak kodlarını paylaşıyorum ve 15 saatlikte teknik analiz eğitimi mevcut, uygulamalı, örnekli.
Ondan sonra da algoritmalarla ilgili detay bilgiler içeren video linklerini ekranda görebilirsiniz. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.